Sayın Eş Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli konuklarımız ve basın değerli emekçileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak bu haftaki grup toplantımızın açılışını yapıyorum. Grup toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi 24 Ocak Pazar günü büyük kongremizi gerçekleştirdik. Kongreden sonraki ilk grup toplantımızı yapıyoruz. Kongrede seçilen parti meclisi üyelerimiz ilk toplantılarını 31 Ocak Pazar günü gerçekleştirdiler. Ve bu toplantının ardından da MYK üyelerimiz belirlenmiş. Dün itibariyle de eş genel başkan yardımcılarımızın da görev dağılımı olmuştur. Biz kongre sürecinde görev alan bütün arkadaşlarımıza ve seçilen parti organlarımıza buradan başarılar diliyoruz. Ülkemizin demokrasi ve barış mücadelesine, halklarımızın özgürlük mücadelesine katkı sunmasını, hayırlı olmasını bir kez daha divan olarak buradan yineliyoruz. Yine değerli konuklarımız, bildiğiniz gibi Cizre'deki Vahşet Bodrumu'nda aralarında cenazelerin ve ateşli silah yaralanmasıyla yaralanmış olan yurttaşlarımızın bulunduğu 31 insanımız 11 gündür hastaneye nakledilmeyi bekliyor. Tüm girişimlerimize ve yapılan tüm görüşmelere rağmen AKP hükümeti insanlığa karşı büyük bir suç işlemeye devam ediyor. Buradan bu utanç verici suçu işleyenleri bir kez daha şiddetle kınıyor. Tarih önünde, insanlık önünde bunun hesabının mutlaka sorulacağını bildiriyor. Hükümeti ve devleti de bu utançtan bir an önce vazgeçmeye bir kez daha davet ediyoruz. Diğer taraftan divanda oturan arkadaşlar olarak başlatmış olduğumuz açlık grevini bugün sürdüren, dün itibariyle devralan Sayın Çağlar Demirel, Sayın Nihat Akdoğan ve Sayın Ahmet Yıldırım da grup toplantımızdadır. Kendilerini de kutluyor, başarılar diliyoruz. Şimdi haftalık konuşmasını yapmak üzere eş genel başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Grup toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Değerli arkadaşlarım, açılışta da ifade edildiği gibi 24 Ocak 2016 tarihinde büyük kongremizi gerçekleştirdik. Ben öncelikle seçilen bütün arkadaşlarıma bir kez daha başarılar diliyorum. Bütün halkımıza, halklarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Parti meclisimiz ilk toplantısını 31 Ocak günü gerçekleştirdi ve kendi içinden bir merkez yürütme kurulu belirledi. Merkez yürütme kurulumuz da dün itibariyle ilk toplantısını gerçekleştirip kendi arasında bir görev dağılımıyla çalışmalarına başladı. Ben de bütün arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. MYK'mızda, genel merkezimizde görev alan bütün arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Halkımızın fedakarlığına ve emeklerine layık olunacak bir süreci hep beraber yürüteceğimizi, göğüsleyeceğimizi biliyorum. Bütün arkadaşlarıma bir kez daha başarılar diliyorum. Hepimizin yolu açık olsun temennisiyle kutluyorum bir kez daha. Değerli arkadaşlar, grup toplantısı yapıyoruz ama bugüne kadar 7 kentin 20 ilçesinde, 7 ayrı şehrin 20 ilçesinde, onlarca mahallede ve toplam 56 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 56 kez ayrı ayrı sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Toplam 350 gün sokağa çıkma yasağı uygulandı. Ve bizler bugün bu toplantıyı gerçekleştirirken Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 60. günde, Cizre ilçesinde 51. gününde sokağa çıkma yasağı halen devam ediyor. Yani düşünün ki neredeyse bir coğrafyanın tamamını kapsayacak şekilde, dönüşümlü de olsa, parçalı da olsa, 20 ayrı ilçede aylardır insanlarımız özgürce evinden, bakın dışarı çıkma demiyorum, evinden
penceresinden bakamaz hale getirilmiş durumda. Sokağa çıkma yasağı değil, balkona, pencereye çıkamama durumu yaşanıyor. Ve abartmak için belirtmiyorum. Oturma odasında oturamıyor. Mutfakta oturamıyor. Aylardır. Ya banyolar sığınak haline getirilmiş, ya evlerin bodrum katında yaşamak zorunda bırakılmışlar. Çünkü her an her yerden top mermisi, tank mermisi, bir roket atar mermisi veya herhangi bir patlayıcı madde evin içine girebilir. Çoluk çocuk, genç, yaşlı, kadın erkek demeden katledilebilirler. Bu gerçekle aylardır yüz yüze yaşayan, aylardır bütün bunları dünyaya da anlatmaya çalışan bir gerçekliği yaşıyoruz. Şöyle de bir şey var. Diyelim ki evinizin misafir odasında oturuyorsunuz da evinizin içine bir top mermisi ya da tank mermisi ya da bir havan mermisi girdi. Orada öldünüz çoluk çocuk. Burada bitmiyor mesele. Akşam bir de havuz medyasında ya teröristler öldürüldü diye haber oluyorsunuz ya da teröristler sizi öldürdü diye haber oluyorsunuz. Dram bitmiyor yani. Bir hafta boyunca, üç gün boyunca, beş gün boyunca bir de bu utanmaz, arlanmaz, ahlaksız havuz medyasının hakaretleriyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ölmek de, öldürülmek de bunların içini soğutmuyor. Onlara yetmiyor. Evinizin içinde katledilseniz de peşinizi bırakmıyorlar. Cenazenizle uğraşıyorlar. Cenazeyi alamıyorsunuz. Cenazeniz çürüyor evin içinde. Defnetmenize izin vermiyorlar. Günlerce, haftalarca, aylarca işte Türkiye böylesine acı bir tabloyu, insanlık dışı, ahlak dışı, vicdan dışı, kanun falan demiyorum. Kanunda zaten, hukukta bunların yeri yok da, kendi uymak zorunda olduğu, kendi çıkardığı yasaları da hiçe saymış, askıya almış. Cumhurbaşkanından kaymakamına kadar artık mevzuata takılmayın anlayışıyla hareket eden bir hükümet politikasıyla bir halk dram yaşıyor. Kürt halkı dram yaşıyor. Cizre'deki son 11 gündür bir bodrum katında yaşanan dram da bütün bu süreç içerisinde yaşananların belki de en inanılmazıdır. Şimdi arkadaşlarımız anlatıyorlar, basın toplantısı yapıyorlar. Cizre'de Şırnak milletvekilimiz Faysal Bey neredeyse günde birkaç defa televizyonlara bağlanıp durumu anlatıyor. Zaten durumu bilenler, anlayanlar, buna yüreği yananlar, mevzuya hakim olanlardır. Bir kısım insan da bunlara inanamıyor. Yani böyle bir şeyin olabileceğine ihtimal bile vermiyor. Olsa olsa bu yalandır, iftiradır. İşte hükümetimizi karalamak, devletimizi karalamak için geliştirilmiş kirli propagandalardır diye düşünüyorlar. Çünkü böylesine bir insanlık dışı muameleyi hiç kimse yapmaz diye düşünüyor insanlar. Fakat biz durumun işte tam da bu inanılmaz boyutlara ulaştığını ifade ediyoruz. O aklınızın, hayalinizin, vicdanınızın almadığı, inanamadığınız tablo var ya, işte o yaşanıyor. Her gün, her saat yaşanıyor. Cizre'de durum budur. Bir bodrum katında 31 insan, 6 cenaze ve 28 insanın da işte ilk andan itibaren yaralı iken can vere vere geldiği durum, hükümetin şu anda yalan dediği gerçek durumdur. İlk gün 3 veya 4 cenaze vardı. Kan kaybından ya da susuzluktan cenaze sayısı 6'ya çıktı. O cenazeler orada çürümeye terk edildi. İnsanlara su bile götürülmesine izin verilmedi. Ve aldığımız bilgi dün itibariyle 11 kadın, ki aralarında onların anneleri var, biz kendi çocuklarımızı almaya gideceğiz dediler. Ve o binayı 100 metre kadar da yaklaştılar. Gözle binayı görecek, kulaklarıyla duyacak kadar yaklaştılar. Annelerin aktardığı bilgi, binanın ön kısmı tümden çökmüş durumda. Bakın biz bu adresi
hükümet yetkilileriyle paylaştığımızda binada tek bir mermi izi dahi yoktu. Şu anda bina çökmüş durumda. Ve biz 3 gündür oradaki insanlardan haber alamıyoruz. Ölüler mi, sağlar mı, şarjları mı bitti, başka yere gidebildiler mi bilmiyoruz. 3 gündür devlet yetkilileri 24 saat her onla insansız hava aracıyla orayı izliyorlar. Bize bilgi vermiyorlar. 3 gündür o insanlarla ilgili tek bir bilgi kırıntısı yok. Ve şu söyleniyor. Efendim ambulans oraya gidince ateş açılıyor. Ya bak anneler dün gittiler oraya kadar. Binanın önüne kadar anneler gittiler ve ne oldu biliyor musunuz? Polisler binanın önünden anneleri gözaltına aldılar. Yani binanın önüne kadar polis gidebiliyor. Ama ambulans gidemiyor. Binanın önünde polisler dolaşıyor şu anda. Etrafını abluka almışlar. Binayı kimseye yaklaştırmıyorlar. Ama ambulansın güvenliği yok, gidemez diyorlar. Biz de diyoruz ki bilgilerimiz yanlış da olabilir. Bunların yanlış olduğunu ortaya çıkaracak bir şey yapın. Bırakın sağlıkçılar, bak gönüllü sağlıkçılar var, gitmek istiyor. Yoldalar. İdil'de, Midyat'ta durdurulmuş durumdalar. Biz alacağız diyen anneler var. Bırakın gitsinler. Orada yaralı yoksa, sivil yoksa, canlı yoksa, ölü yoksa çıksın ortaya. Buna niye izin vermiyorsunuz? Biz yalan söylüyorsak, propaganda yapılıyorsa, orada öyle bir şey yoksa bunu ispatlamak bir dakikalık iştir ya. Niye bunu yapmıyorsunuz 11 gündür? Çünkü oradaki gerçeğin farkındalar. Bir de deniyor ya orada efendim silahlı insanlar var. Bakın binadan tek bir ateş açıldığına dair hiç kimsenin aslında iddiası yok. Fakat şu da tartışmasız bir gerçektir. Velev ki orada direnişte olan yaralılar var. Direnişte olup olmaması bir yaralıya yardım konusundaki ahlaki durumu değiştirir mi? Ambulansın gitmesini engellemek için ahlaki, siyasi, hukuki bir gerekçe oluşturur mu? İşte 11 gündür böylesine bir insanlık dramıyla, bir felaketiyle diyelim ki karşı karşıyayız. Buradan yola çıkarak şunu diyeceğim değerli kardeşlerim. Bunu yapabilen bir siyasi anlayış her şeyi yapabilir. Her şeyi yapabilir. 500 bin, 1 milyon sivilin ölmesi böyle bir iktidarın asla umurunda olmaz. Asla. Demek ki iktidarları için, koltukları için artık ahlak diye, kanun, hukuk diye bir şey kalmamış durumda. Sıfırlanmış. Çünkü bunu yapan her şeyi yapabilir. Bu artık alt limit. Bunun altına düştü mü orada insanlık bitmiştir. Sonuç ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. O insanlara ulaşılır mı? Enkaz altındalar mı? Durum nedir? Bugün şu saatlerde işte Nusaybin'in Giremira köyünde binlerce insan oraya doğru yürümek istiyor. Ve o binlerce insana gazla, copla şu anda şu dakikalarda ben daha gruptan çıkıp buraya gelirken müdahale ediliyordu. Zannediyorlar ki bütün bu uygulamalar, bütün bu siyasi kararlar bir zaferle sonuçlanacak. Bakın, Halkların Demokratik Partisi bütün Türkiye'de eşit, adil, birlikte yaşamı kurmaya çalışan bir partidir. Ben de onun eş başkanıyım. Evet, bir Kürdüm. Kürdün dünyasını da, ruhunu da iyi bilirim. Fakat Türk kardeşlerime seslenmek istiyorum. Türk halkına seslenmek istiyorum. Şu anda olup bitenler, yapılanlar asla Türk halkının yararına, çıkarına değil. Asla Türk halkının geleceğini kurtaracak operasyonlar değil. Orada yaşamını yitiren her insan senin çocuğun, benim çocuğum değil, bizim çocuklarımızdır. Orada yaşamını yitiren Kürt de, Türk de, direnişçi de, PKK'li de, asker de, polis de, sivil de bizim çocuklarımızdır. Ve eğer uğruna canını verdikleri saray ve onun iktidarı, geleceği çocuklarımızdan kıymetliyse amenna. Böyle düşünen varsa hiç itirazım yok. Her insan canını
kıymetli gördüğü bir şey için feda edebilir. Buna saygı duyarız. İdealleri olabilir. Davası olabilir. Buna saygı duyarız. Ama davam saraydır ve sarayın iktidarı benim canımdan kıymetlidir diyen varsa lütfen bunu çıkıp açıkça ifade etsin. Biz vatan için, vatanın bölünmemesi için uğraşıyoruz demesinler. Böyle bir talep yok ortada. Böyle bir durum yok ortada. 7 Haziran'dan bu yana bir siyasi darbe var, bir saray darbesi var. Devrilmiş bir müzakere masası var. Artık süreç bitmiştir, süreç buzdolabındadır diyen bir siyasi anlayış var. Ve bütün bu gerilim ortamından başkanlık adı altında bir diktat rejimi devşirmeye çalışan zihniyet var. Olup bitenleri böyle okumazsanız, böyle görmezseniz yanlışa alet olursunuz. O yüzden Türk kardeşlerime sesleniyorum. İlla AKP'ye isyan edin, illa AKP'ye oy vermekten vazgeçin falan da anlamında söylemiyorum. Olup bitenleri doğru anlayın, yine tercihinizi, kararınızı siz verin. Şu anda Cizre'de, Sur'da, Silopi'de, Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Hakkari'de yapılanlar ve yapılması düşünülenler. Kürt'ün dünyasında artık derin bir kırılmaya yol açıyor. Sur'da yıktığınız her ev, Cizre'de bombaladığınız her apartman, İstanbul'da da İzmir'de de duygu kırılmalarına yol açıyor. Ve siz buna sessiz kaldığınız için açıkçası hükümet bunları yapabiliyor. Sesinizi yükseltmelisiniz. Ülkemizin ortak geleceği için. Hayır, biz bu ülkede savaş değil, barış istiyoruz, birlikte yaşamak istiyoruz. Duygusunu güçlendirmek için yapmalısınız bunu. Türk-Kürt savaşı yok ortada. AKP Türkiye'sinin, AKP devletinin Kürtlere topyekün olarak düşman ilan ettiği Kürtlere burada ve Suriye'de açtığı bir savaş var. Bu savaşa kim ortaksa bilmeli ki bir vatan savunması falan yok ortada. Kürt halkı Suriye'de de Türkiye'de de elini kucağını birlikte yaşamak isteyenlere uzatmış durumda. Barışmak isteyen, konuşmak isteyen, görüşmek isteyen, müzakere etmek isteyene gönlünü açmış durumda. Ve bu açık ele karşı tank top atışları yapılıyor. Uzatılan el geri çevriliyor. Masa devriliyor. Gelecek yüzyılın stratejik işbirliğiyle, bakın gelecek yüzyılın diyorum, gelecek ayın demiyorum. Gelecek yılın demiyorum. Gelecek yüzyılın stratejik işbirliğine hazır bir Orta Doğu'da Kürt halkı var. Ve bunların nüfusu 40 milyonu, 50 milyonu bulmuş durumda. Orta Doğu'nun 4. büyük halk. Sadece Türkiye'de yaşamıyor Kürtler. Ve bütün Orta Doğu'da biz Türk halkıyla, Türk milletiyle stratejik olarak, taktik, geçici, birbirini kandırmaya dayalı değil, kalıcı olarak iş birlikleri yapmalıyız. Demokrasilerimizi, ülkelerimizin özgür geleceklerini birlikte kurmalı, inşa etmeliyiz diyor. Suriye'de de bunu söylüyor, Irak'ta da bunu söylüyor. Türkiye'de de bunu söylüyor. Öyle sınırları parçalayarak, ülkeleri bölerek değil, tam tersine aramıza çizilmiş bu yapay sınırları anlamsızlaştırarak kardeşleşelim diyor. Bir tarafta bu niyetle uzatılmış bir el var, öbür tarafta bütün bu barış ve müzakere süreçlerini, görüşmeleri kendi başkanlık sevdası için kullanmak isteyen bir anlayış var. Ve Kürtler bunu kabul etmediği için süreç bozuldu. Hayır, biz stratejik işbirliği, biz geleceğin özgürce, adil ve eşitçe yeniden kurulabileceği bir halklar bahçesi kurmak istiyoruz dedi Kürtler. Bu vatan ortak vatanımızdır. Biz bu vatanı hep birlikte bütün halkların çektiği bütün acılar üzerine kurmuşsak bu topraklarda yaşayan herkes eşit olmalı diyerek bu süreç başladı. Siz ne bir Arabı, ne bir Gürcü'yü, ne bir Laz'ı, ne bir Ermeni'yi bu topraklarda ötekileştiremezsiniz. Tek bir kimliğin malı mülkü değildir bu topraklar. Hepimizin ortak vatanıdır. Şimdi ortak vatan deyince
Bazıları hani bunu bir anonim şirket ortaklığı gibi mi algılıyor? Bilemiyorum tabii ki. Fakat tarihsel geçmiş, ya 100 yıl öncesine kadar Kürdistan diye bir coğrafya Osmanlı eyalet sistemi içerisinde vardı. Ve daha Birinci Dünya Savaşı Sykes-Picot anlaşması imzalanmadan, bu topraklar Osmanlı bölünüp parçalanmadan, bugün başbakanın ısrarla karşı çıktığı o PYD teröristtir dediği, Rojava'yı kabul etmeyiz dediği topraklar var ya, oraların milletvekilleri Ankara'da mebustu. Oradan seçilmiş insanlar Ankara'da mebustu, milletvekiliydi. Musul'dan, Kerkük'ten gelenler vardı. Şimdi inkılap tarihi kitaplarında bunlar yazmaz, okuyamazsınız ama tarihi gerçeklik böyleydi. Değerli kardeşlerim, biz bütün bunları sağduyulu, sabırlı ve birbirini anlamaya çalışan bir şekilde konuşamazsak, tartışamazsak çözebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Bunu Türk kardeşim, Türk halkı, Türk milleti idrak edemediği, anlamamakta ısrar ettiği müddetçe Kürt sorunu çözülemiyor. Biz ortak vatan derken bakın hepimiz kendimizden bir şey katmışız bu vatana diyoruz. O halde ortaksak vatanda, topraklarımızı birbirine karmışsak, tarihimizi, kültürümüzü birbirine karmışsak eşit yaşayalım. Birlikte yönetelim, birlikte üretelim. Benim de dilim özgür olsun, benim de çocuğum ana dilinde eğitim yapsın. Diğer halkınki de yapsın. Kim varsa ana dilinde eğitim yapmak isteyen hep birlikte ana dilimizde eğitim yapalım. Nerede ana dilimizi konuşmak istiyorsak korkmadan konuşalım. Ha birbirimizle nasıl anlaşacağız diyorlar. Hepimiz Türkçe'de öğreniyoruz. Öğrenmeye devam edelim. Ortak dilimiz Türkçe olsun. Kimsenin bir sıkıntısı yok. Ama tek bir Kürtçe kelimeye bile her yerde bu kadar büyük bir tahammülsüzlük varken, her yerde büyük bir saldırı varken biz nasıl kardeşlikten, nasıl eşitlikten, nasıl adaletten söz edeceğiz? İşte Kürt sorununun temeli budur. Diğer halklar ve inançların sorununun temeli de budur. Kürt'e hem kardeşim diyeceksin, etle tırnağız diyeceksin ama tek bir kelime Kürtçe parlamentoda konuştu diye hakaret edeceksin. Dokunulmazlığını kaldırmak isteyeceksin. Tutanaklara efendim bilinmeyen dil, X dil diye geçeceksin. Nasıl kardeşiz o zaman? Nasıl eşitiz? Nasıl ortak vatandayız? Biz bunları çözmek istiyoruz. Ve nasıl çözmek istiyoruz? Konuşarak, medeni bir şekilde masada müzakere ederek çözmek istiyoruz. Ve birileri milliyetçiliği kışkırtmak, şövenizmi kışkırtmak, devlet bölünüyor, millet bölünüyor, ülke elden gidiyor yaygarasıyla oy toplamak için çıkacak, savaş başlatacak ve biz buna sessiz kalacağız. İşte bu bir vatan savunması değil. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bakın, bütün bu Cizre'de olup bitenlerle birlikte, Cizre'de yaşananlarla birlikte yapılan tartışmalara bir bakın Allah billahi aşkına. Adalet Bakanı çıkmış, milletvekilimizi terörist olmakla, teröristlere yardım etmekle suçluyor. Açıkça hedef gösteriyor. Daha önce yapılmış olanları vardı. Ben şöyle hatırlatayım. Burada metinlerim arasında varsa şimdi size göstereyim. Arkadaşlar iPad varsa onu da bana ulaştırsınlar. Ne yapılmıştı en son? Bakın, kime kanlı teröre elçilik yaptı dediğiniz ne oldu en son? Tahir Elçi. Bunu da siz söylediniz. Tahir Elçi'yi linç ettiniz. Teröre yardım yapıyor dediniz. Ve 40 gün sonra katledildi. Bu linç ortamında infaz ettirdiniz. Şimdi Faysal Sarıyıldız'a aynısını yapıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Adalet Bakanı. Bakan ama adalet sıfır. Savcı mısın, hakim misin, mahkeme misin? Kararını vermiş yani. Daha hakkında açılmış bir soruşturma yok.
bir iddia bile yok. Bütün savcı ve hakimlerin özlük işlerinden sorumlu bakan, HSYK'nın da başkanı, mahkemeleri aleni bir şekilde etkileyecek, talimat verecek bir iş yapıyor ve utanmadan, sıkılmadan bir milletvekilini terörist olmakla itham ediyor demiyorum. Kararı veriyor. Şimdi milletvekilimiz 51 gündür Cizre'de doğru dürüst evinden bile çıkamadı. Yapabildiği tek şey oradaki durumu dışarı anlatabilmek. Ve bunu teröre yardım olarak lanse ediyor. Bir başka milletvekilimiz, yanılmıyorsam Meral Hanım, meclis kürsüsünden Faysal Bey'in sesini dinletmek istiyor. Telefonda. Bakın, parlamenterimizdir. Çıkamıyor evinden, Cizre'den, seçildiği ilden çıkamıyor. Giremiyor, çıkamıyor. Orada kalmış durumda. Halkla birlikte orada. Parlamentoya gelemiyor. Ve sesini duyurmak istiyor. Telefondan konuşmak istiyor. Bu yapılmıyor ama bugün bakın Cumhurbaşkanı Şili'den konuşuyor. Ve Şili'den şunu söylüyor. Meclis kürsüsünü teröre alet ediyorlar diyor. Bir milletvekilinin, ilinden çıkamayan bir milletvekilinin kürsüden telefonla oradaki durumu parlamentoya anlatmak istemesini bir terör faaliyeti olarak görüyor Cumhurbaşkanı. Şimdi zaten parlamento diye bir şey ortada kalmadı. Zaten parlamento artık işlemiyor. Kapalı. Devletin en işlevsiz resmi kurumu parlamentodan daha iyi çalışıyor şu anda. Burası bir millet kurumu, bir halk kurumu olmaktan çıktı. Artık parlamento işlemeyen bir kuruma, bir kurula dönüştü. Bu hafta kapalı. Bakın, kıyamet kopuyor. Her gün cenazeler Türkiye'nin her yerine gidiyor. Parlamento bu hafta kapalı, tatilde. Niye? Beyefendiler, hanımefendiler, niçin seçildiniz? Ülkenin bu zor günlerinde bu sorunları konuşmayacaksak, bu maaşlar bize niye ödeniyor? Ülke kan gölüne dönmüşken, bir hafta gidip tatil yapacaksak, milletvekilliği de aldığımız her kuruş maaşta haram olsun hepimize. Böyle şey olabilir mi ya? Niye seçim yaptık o zaman? Söz vermediniz mi? Tek başımıza iktidar olursak istikrar olacak demediniz mi? İşte afişleri daha duruyor, birçok yerde sökülmedi. Billboardlarda duruyor. Tek başına iktidar, ülke istikrar bilmem ne. Hani? Bak, tek başına iktidarsınız. Ülke 1 Kasım'dan daha kötü, 7 Haziran'dan çok çok daha kötü. Çünkü artık bir karar verildi. Dediler ya, ya istikrar ya kaos. Şimdi başkanlık için bu söyleniyor. Ya başkanlık ya kaos. Başkanlık elde edilmeyinceye kadar halkın burnundan fitil fitil getirecekler. Bu kararı vermiş durumdalar. Öyle bir yapacaklar ki. Parlamento işlemiyor, çalışmıyor, devre dışı. Parlamenter sistem tıkandı. Bu görüntüyü uyandırıyorlar. Oysa parlamentoyu çalıştırmak istesek, çoğunluk grubu AKP'de gelse çalıştırabileceğiz, işleteceğiz. Gelmiyorlar, çalıştırmıyorlar. Çünkü saray parlamentoyu yönetiyor. Şili'ye gitmiş, dünyanın öbür ucuna, rahat durmuyor. Oradan halen buraya karışıyor. Dayanamıyor. Olur da parlamento bir şey yapar, bir şey söylerler diye dayanamıyor. Böyle bir kurumun varlığı onun omuzlarında külfettir, yüktür. Parlamentoyu bir yük olarak görüyor. Bakanlar kurulunu yük olarak görüyor. Milleti yük olarak görüyor, milleti. Ne bunlar diyor. Orada tartışılacakmış, şurada karar alınacakmış, burada konuşulacakmış. Ne gerek var? En iyisini ben bilirim diyor. Ben zaten milletim için en iyisini istiyorum. Ne gerek var seçimlere, meclise, şuna buna? Beni başkan yapacaksınız, ben sizin için en iyisini zaten tıkır tıkır yapacağım. Bu gereksiz parlamento, meclis, bunları bir aradan çıkaralım diyor. Yaptığı bu şu anda. Ve bunu yapmazsanız savaş büyüyecek diyor. Bak, kaos büyüyecek dediği budur. Hiçbir şeyin tartışılmasına asla izin vermiyor. Başkanlık dışında. Bunun dışında herhangi bir fikir ortaya atanı vatan haini ilan ediyor. Terörist ilan ediyor. Savcılar harekete geçsin. Halen oradan bağırıyor Şili'den. Bunların dokunulmazlıkları niye kalkmadı diyor. Biz de kaldıralım diyor. Sen de dahil hepimizin dokunulmazlığını kaldıralım. Biz öyle zaten dokunulmazlığı olan milletvekilleri falan değiliz ki.
Şu anda milletvekillerimiz sokakta gazla, copla müdahaleyle karşı karşıya. Ne dokunulmazlığı? Dokunulmazlık sizde. Hırsızlık yaptınız, rüşvet yediniz, devleti soydunuz, soğana çevirdiniz. Her türlü ahlaksızlığı yaptınız, hukuksuzluğu yaptınız. Size dokunmaya çalışanı da içeri attınız. Dokunulmazlık sizde, bizde yok ki. Ama çok cesaretliyseniz 550 milletvekilinin hepsini kaldıralım. Cumhurbaşkanınkini de kaldıralım. Bak, yargı sizde, basın sizde, her şey sizde, tartışalım. Özgür olalım. Senin de olmasın dokunulmazlığın, bizim de olmasın. Ama bir şartımız var. Adalet istiyoruz. Eşitlik. Çıkalım mesela televizyona, beraber tartışalım. Başbakan, Cumhurbaşkanı, fikirlerimizi canlı yayınlarda beraber tartışalım. Sen başkanlığı savun, biz özerkliği savunalım. Bakalım halk hangisine ikna oluyor? Neymiş bu başkanlık? Biz de duyalım. Şu ana kadar bilmedik. Sadece yaptıklarına bakarak anlıyoruz ki bir diktatörlük rejimi. Şu ana kadar bu başkanlık dediğiniz şeyin yetkisi nedir? Sınırları nedir? Anlatmadınız. Bilen yok. Ama biz özerkliği anlatıyoruz. Anayasa teklifimiz var, yasal tekliflerimiz var, sınırlarını çiziyoruz. Yetki kimde? Bölge meclisleri, yerel meclisler, parlamento, bütün bunları anlatıyoruz. Ama bizim ortaya koyduğumuz her öneriye büyük bir saldırı gerçekleştiriyor ve bunların tamamı bölücüdür diyor. Hele bakın, yani Kürt dedik, Kürdistan dedik diye parlamentonun tavrına bakın. Kıyameti koparıyorlar. Ben hani bu konuda daha önce bir konuşma yapmış bir zatı size dinletmek istiyorum. Dinleyin lütfen şunu. O karşı çıktıkları şeyleri görecekler. Hem de en başta Gazi Mustafa Kemal'in nutuklarında görecekler. Kürt kelimesini o mecliste görecekler. Gürcü, Laz, Arap, Boşnak kelimelerini o sabıtlarda görecekler. Kürdistan kelimesini o meclis sabıtlarında görecekler. Bunları anaasır söyledi İslam ya. Kavramını o sabıtlarda görecekler. Kendi tarihini bilmeyen, kendi tarihini okumayan cehalet ve karanlıktan başka hiçbir şey söylemez. Şöyle biraz daha geçmişe, Osmanlı'ya gittikleri zaman Doğu Güneydoğu'nun Kürdistan eyaleti olduğunu görecekler. Doğu Karadeniz'in Lazistan eyaleti olduğunu görecekler. Bunlar bizim tarihimizin bize devrettiği mirastır. Bunları görmemezlikten gelemezsiniz. Bize ne diyorlar? Şu kavramı kullan. Bölücü. Peki Mustafa Kemal de mi? Ya böyle bir tutarsızlık olabilir mi ya? Olur, evet, söz konusu bunlar olunca olur. Fi tarihinden söz etmiyoruz bak. Bunları söylediğinde işte çözüm arıyordu, süreç vardı, insanlar ölmüyordu. Bunlar tarihi gerçeklerdir. Doğru konuşmayı da biliyor yani bazen. Yani bozuk saat gibi günde iki defa doğruyu en azından gösterebiliyor. Ne oldu peki? O günden bugüne kadar tarih değişti mi? Ne oldu? Osmanlı'daki Kürdistan eyaletleri iptal mi oldu? Tarihi yeniden mi yazdınız? Ne oldu bu iki yıl içinde? Bunlar halen duruyor, bu söylemler doğru. Peki biz şimdi öz yönetim, özellik dediğimizde demek ki tarihimize en uygun öneriyi biz yapmış oluyoruz. Bizim tarihimizde başkanlık falan yok. Osmanlı'da eyalet sistemi var, özellik sistemi var. Federasyon sistemi var, değil mi? Bütün halklar için neredeyse var. Kürt ve Kürdistan halkı için de ta Selçuklular döneminden beri var. Şimdi bunları özgürce biz konuşamıyoruz. Yasak. Dava açılacak, dokunulmazlık kaldırılacak, öz yönetim diyen içeri atılacak. Bize konuşmak yasak. Ama başkanlığı savunmak serbest. Hatta başkanlığı savunmamak yasak. Başkanlığa karşı çıkan vatan haini. Dokunulmazlığımızı kaldırın, beraber tartışalım. Bir tek canlı yayına çıkalım, bir tek. Başbakan da Cumhurbaşkanı da gelebilir. Noktayla virgül. Gelsinler, beraber tartışalım. Bütün halkımız dinlesin. Noktalı virgül olsunlar, gelsinler, beraber tartışalım. Biz onu anlatalım, sen kendi çözümünü anlat. Kim ikna edebiliyorsa
Referanduma mı gideriz? Seçime mi gideriz? Eyvallah, bizim korkumuz yok. Ama sanki demokratik bir ortam, adil, eşit, yarış ortamı varmış gibi davranarak da bir aldatmacayı kabul etmeyiz. Medya üzerinde bu kadar baskı varken, televizyonlar, gazeteler, köşe yazarları, muhabirler üzerinde adeta bir hükümet terörü estirilirken ortada eşit bir yarış, adil bir yarış yoktur. Şu konuşmamızı canlı verebilecek Türkiye'de bir iki televizyon kanalı kaldı. Bırakın canlı verebilecek, akşam haber yapabilecek 2-3 televizyon kanalından fazlasını göremezsiniz. 3-5 tane de gazetede yarın bunun haberini görebilirsiniz. Ama beyefendiler bugün kürsüde konuşsa, şu anda Şili'de konuşsun, 30 tane televizyon kanalı hazır oldu esas duruşta, canlı yayına geçerler. Sahipleri evdeyse evde ayağa kalkıp önünü ilikleyip herhalde hürmetle dinlerler. Böyle bir anlayışla eşitlik adı yarış olur mu? İşte böyle bir ortamda medyanın özgür olmadığı, yargının bağımsız olmadığı, akademisyenlerin bu kadar susturulmaya çalışıldığı, aydınlar üzerinde, sanatçılar üzerinde bir terör estirildiği bir ortamda bizler nasıl yeni anayasa, nasıl özgürlükçü sivil çözümler arayacağız? Medya öncelikle bu konuda tarihi sorumluluk görevle karşı karşıya. Bakın herkes bedel ödüyor. Bedel ödemeyi göze almalı. Medya mensupları da, patronları da göze almalı. Başka türlü bu suça ortak olmaktan kurtulamazsınız. Gerçekleri yazın. Bizim propagandamızı yapın demiyoruz. Gerçekleri yazın. Gerçekleri söyleyin, gerçekleri konuşun. Bedel ödemeyi de göze alın. İşten de atılabilirsiniz, hapse de atılabilirsiniz, dayak da yiyebilirsiniz. Ama bütün bunlar herhalde ülkemizin, çocuklarımızın geleceğinden daha kıymetli değildir. Başımıza gelecek felaketler çocuklarımızdan daha kıymetli değildir. Biz bugün bunun üstünü örtsek, yarın çocuklarımız aynı şeyi yaşamaya devam edecek. Ben bu vesileyle bütün bu baskılara karşı direnen muhalif medyayı, teslim olmayan muhalif medyayı da, onun mensuplarını da kutluyorum. Böyle zor dönemde dik durmak lazım. Faşizme karşı yan yana durmak lazım. Ana ilkelerde, ahlaki ilkelerde bir blok şeklinde hareket etmek lazım. Particilik yaparak değil, ideolojik dar saplantılı tutumlarla birbirimize bakarak değil. Çocuklarımızın, ülkemizin ortak geleceğini özgürlük ve eşitlikle kurmak istiyorsak faşizme karşı güçlü bir blok oluşturmak zorundayız. Bu çerçevede değerli arkadaşlar, özellikle ben buradan muhalif medyaya sahip çıkılması çağrısı da yapıyorum. Bir Gün gazetesi örneğin. Maddi imkansızlıklar nedeniyle neredeyse kapanmak üzere. Bir kampanya başlatmışlar. Biz aboneyiz, yine abone olacağız. Herkes de abone olsun. Herkes sahip çıksın. Bu tür gazetelerin kapanmaması lazım. Gündem gazetesi. Sahip çıkmanız lazım. Zorlukları binbir güçlükle göğüsleyebilen medya bunlar. Evrensel gazetesi. Sahip çıkmanız lazım. Her yerde. Gücünüz, imkanınız neyse. Cumhuriyet gazetesi. Sahip çıkmanız lazım. Şu veya bu şekilde doğruları yazabilen kim varsa yanında durmak lazım. Bedel ödüyorlar, göze alıyorlar. Halkın da bu insanlara, bu gazetecilere sahip çıkması lazım. Gazeteye de sahip çıkması lazım, televizyonuna da. Çünkü bunların patronu yok. Para babaları çıkarmıyor bunları. Medya holdingleri çıkarmıyor. Halkın yayın organları. O halde halk sahip çıkmalı. Madem oluk oluk devlet hazinesinden diğer kanallara, gazetelere bu kadar para akıtılıyor, halk da, emekçiler de kıt kanatlar imkanlarına rağmen bütün bu yayın organlarına sahip çıkmayı bilmelidir. Dayanışma böyle olur. Muhalifler birbirinin yanında omuz hizasını sıklaştırarak daha fazla sıkı sıkı yan yana durabilmeyi başarmalıdır. Tarihi dönemler ancak böyle atlatılır. Açık buz gibi bir faşizmle karşı karşıyayız. Bakın Sur ve Toledo örneği tesadüfen verilmiş bir örnek değil. Onu eminim ki 2 gündür tartışmalarda izlemişsinizdir. Toledo İspanya İç Savaşı'nda 69-70 gün direnmiş bir ilçe. Ve Toledo düştükten sonra Franco faşist rejimi, dikta rejimi başlıyor. 1975'e kadar. Ve Toledo
bütün o İspanya direnişinin sembollerinden biri haline geliyor. 75'te Franco rejimi devriliyor. 1982'de Toledo özerk bir bölgenin başkenti yolu veriyor. Yani şu anda Toledo'yu örnek veren başbakan, anlaşılan o ki Franco'ya özenmiş durumda. Çünkü Sur'u düşürüp Toledo yapmak istiyoruz diyorsa ben de Franco olmak istiyorum diyor. Vay halimize. Biri Hitler, öbürü Franco özentisi. Böyle bir dehşetle karşı karşıya. Eğer ki bütün bu olup bitenleri Türk halkı da diğer halklar da iyi anlarsa, olup bitenlere karşı ortak ses verme, yan yana durma konusunda basiretli, cesaretli davranırsa, emek örgütleri, sendikalar, meslek odaları, barolar, kadın örgütleri, ekoloji, inanç hareketleri, gençlik hareketleri, siyasi partiler, oluşumlar, platformlar, medya mensupları, her yerde daha fazla yan yana durmak zorundayız. Tarihi günlerden geçiyoruz. Yarın çok geç kalmış olabiliriz. Franco Toledo'yu düşürdüğünde faşizm başlamıştı, artık yapacak bir şey yoktu. Çok daha uzun sürdü, bedeller ağır oldu. Ülkemizin Franco'suna izin vermeyelim. Bugün yan yana gelelim. Bugün hep birlikte faşizme karşı direnelim ki çocuklarımız artık daha fazla bedel ödemesinler. Bütün bu olup bitenler, bugünlerde yaşananlar iç hukukta, uluslararası hukukta ağır suçlardır. Ağır suçlardır. Adalet Bakanı vekillerimizi teröristlikle suçluyor ama yarın bir gün devran döndüğünde kim teröristtir, kim değil, ulusal ve uluslararası hukukta daha iyi ortaya çıkacak. Açık bir hükümet terörizmiyle yasa dışına çıkarak, sivilleri katlederek, mevzuatı da bir kenara bırakıp açık bir şekilde katliamlar yapanlar zannediyorlar ki sonsuza kadar bu iş böyle sürecek. Hayır. Bosna'da da, Libya'da, Lübnan'da da, Ruanda'da da katliam yapanlar bir dönem muktedirken, diktatörken, bütün güç ellerindeyken, bütün dünya bize bağlıdır gibi düşünenler günü geldi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin önünde yargılandılar. Onlar bu katliamı yaparken, Sudan gibi yerlerde de Uluslararası Ceza Mahkemesi henüz yoktu. Bakın yıllar geçti, insanoğlu mücadeleyle Uluslararası Ceza Mahkemesi diye bir mekanizma kurdu ve bütün bu katliamcıları yargılamaya başladı. Bugün bu var. 10 yıl sonra ne olacak? Bilmiyoruz. Daha ilerisi olacak. Daha ileri yargılama mekanizmaları da çıkacak, emin olun. Ve günü geldiğinde işte bu Bekir Bozdağ var ya, bugün atıp tutan, bizi terörist ilan eden, hedef gösteren. Bir bakmışsınız, terör örgütlerine yardım yataklık suçlamasıyla ceza mahkemesinin önünde. Olmayacak diye bir şey yok. IŞİD'e, El Nusra'ya, Ahrar Uşam'a giden silahlar, bunların hepsi gün gelir mahkemelerin önünde dosyasıyla, belgesiyle yargılamaya dönüşür. Zaten bu kadar korkmalarının, paniklemelerinin nedeni budur. İktidar elden giderse dosya kabarık. Dosya kabarık. Fakat dosya bu dünyada kabarık da öbür dünyada daha kabarık. Burada yırttınız, orada nasıl yırtacaksınız? Orada nasıl kurtaracaksınız? İnancınız varsa, eğer saraydan korktuğunuzun yarısı kadar Allah'tan da korkuyorsanız, bilmeniz lazım ki bunların hesabı sorulacak sizde. Bu dünyada da öbür dünyada da sorulacak. Bu kadar vahşice üstümüze gelmelerinin, saldırmalarının nedeni budur. İktidardan düştükleri gün dosyaları açılacak. Suç büyük, günah büyük. Bize her yönüyle, orantısız bir şekilde, abartılı bir şekilde her yönden bu kadar saldırmalarının inanın ki nedeni budur. Elbet bütün bunlara karşı halkın bir duruşu, direnişi de var. Halk önemli bir kesimi, saldırı altında olanların tamamına yakını dimdik ayaktadır. İnanın ki durum böyledir. Hükümetin siyaseti çökmüştür, savaş politikası çökmüştür.
Sur'da da Cizre'de de bir başarı yok. Kaybedilen bir sürü can var. Çökmüş bir AKP politikası var. Ortada bir zafer yok. Tam bir hezimet vardır. Tam bir hezimet. Ve bunu saklamaya çalışıyorlar. Bu hezimet görülmesin diye ellerinden geleni yapıyorlar. Büyük bir kampanyayla, sanki devasa bir savaş kazanılmış edasıyla, yaygarayla, propagandayla halkı kandırmaya çalışıyorlar. Durum hiç öyle değil. İnanın bu çatışmalar ve sokağa çıkma yasakları başladığı günden bugüne durum hükümet açısından çok daha kötü bir noktaya gelmiştir. Güvenlik açısından çok çok daha kötü bir noktaya gelmiştir. Ve savaş, çatışma daha da büyümüş, yayılmış, yaygınlaşmıştır. Ve her geçen gün bu durum maalesef ki daha vahim bir hale gelmektedir. Öyle çatışma bitti, işte bu terörü temizledik, inşaata başlıyoruz. Bütün bunlar hepsi yalan. Yalan. Keşke savaş bitse, keşke bugün barış sürecine dönülse, keşke. Fakat yalan. Başbakan yalan söylüyor. Sağdaki durum öyle değil. Tam bir çökmüş AKP siyaseti var orada. Bir zafer falan yok ortada. Zafer dediğiniz nedir? Yani kendi ilçene asker polis sokabilmek midir zafer? Binlerce insanı öldürebilmek midir zafer? Yarını var bunun. Yarın ne olacak? Cizre'yi yaktın yıktın, Sur'u yaktın yıktın. Yarın ne olacak? Düşünüyor mu? Yok. Hani zafer? Milyonlarca insanı artık duygu düzeyinde kopardın. Hani zafer? Çürümüş cenazeler, işkence gören binlerce insan, haksız yere zindana tıktığın binlerce insan, belediye başkanından yöneticisine kadar. Bunların yarattığı kopuş, bunları hiç hesaplamıyorlar. Hani zafer? Zafer dediğiniz nedir? Nedir zafer Allah billahi aşkına? Diyarbakır surlarına Türk bayrağı asmak mıdır zafer? O duvarlara ya Türk'ün gücünü tanıyacaksın ya bilmem ne olacaksın yazmak mıdır zafer? Buysa sizin zaferiniz, yanılıyorsunuz. Bunların hepsi yenilgi alametleridir. Yenilgi psikolojisidir. Siz göz göre göre bir halkı düşman ilan ettiniz ve sonuçları herkes açısından maalesef ki çok çok ağır oldu. Bütün bunlardan çıkışın yolu, az önce ifade ettim, ortak duruş, ortak mücadeledir. Şimdi Alevi örgütleri açlık grevleri yapıyorlar. Hepsini kutluyoruz, selamlıyoruz. Hepsine binlerce kez teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu çok önemli bir duyarlılıktır. Demokratik İslam Kongresi'nin üyeleri Allah rızası adına ve bütün bunlara dikkat çekmek için oruç tutuyor. Giremira'da insanlar direniyorlar. Bunların hepsi önemli duruştur. Hepsini kutluyoruz ve hepsini selamlıyoruz. Sağlıkçılar yollardalar. Cizre'deki canları biz kurtarmak istiyoruz diyorlar. Yüzlerce aydın sanatçı imza kampanyası başlattı. Biz gidelim onları alalım diyorlar. Bakın bunların hepsi kardeşlik sesidir, barış sesidir. Savaşa karşı önemli bir duruştur. Hiçbir şey yapamıyorum demeyin. Bunlar bile işte bütün bu hükümetin yanlış politikalarını önleyecek halk müdahalesidir. Bunların hepsinin genişlemesi, büyümesi, yaygınlaşması lazım. Hükümet sözcülerinin söylediklerine bir bakın. Ne diyor bir tanesi? Görevi ne onu da bilmiyorum. Anayasa mı yapacakmış, ne yapacakmış, komisyona gelecekmiş. Bunlara diyor etek giydiririz. Ya bunun neresini düzeltelim bilmiyorum. Daha önce de bunlar kadınlara çok hakaret ettiler. Biz cevap vermek istemedik. İstedik ki bunlara anneleri, eşleri, kız kardeşleri bir cevap versin. Onu doğuran bir anne vardır. İnşallah yaşıyordur. Vefat etmişse Allah rahmet etsin, ama yaşıyorsa bunu söyleyen bu AKP'linin annesinden rica ediyorum. Oğluna şunu söylesin. Oğlum desin. Etek bir hakaret. Etek giymek bir hakaret cümlesi değildir. Bak ben etek giyiyorum desin. Bak kız kardeşin etek giyiyor. Bak ablan, teyzen etek giyiyor. Bak biz seni doğurduk. Bu etekli dediklerin seni doğurdu. Utanmıyor musun desin. Bu bir ahlaksızlık değil mi desin. Biz söylemeyelim. Etrafındaki kadın milletvekilleri, AKP'nin kadın milletvekilleri, Allah billahi aşkına ya. Biz bunu bir hakaret olarak almıyoruz zaten. Kadına karşı bir hakaret haksızlıktır. HDP'lere etek giydirecekmiş bilmem. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Başka bir şekilde hakaret et. Bunun cevabını da biz vermeyelim. Kadınlar versin.
Rica ediyorum. AKP'nin kadın bakanları var. Çıksın kendi milletvekilini uyarsın. Böyle saygısızlık yapmadıyız. Zaten iki kelimeyi bir araya getiremiyorsunuz. Hakaret etmeyi beceremiyorsunuz. Yüzünüze gözünüze bulaştırmayın bari. Değerli arkadaşlarım, biz hep sorunları diyalogla, hep sorunları samimiyetle, karşılıklı güvenle çözelim dedik ve bu anlayışımızı mutlaka ki korumamız lazım. Kapılarımızı bizimle konuşmak isteyen, samimiyetle tartışmak isteyen herkese açık tutmamız lazım. Çünkü düşmanlığı büyütmek isteyen yeterince siyasi anlayış var. Biz onlardan olmayalım. Barış fedakarlık ve cesaret işidir. İnanın ki tam da bugünlerde cesaret işidir. Halkın duygusunun bu kadar yoğun bir şekilde, öfkesinin yoğun bir şekilde kabardığı günlerde biz siyasetçilerin barış demesinin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Cenazeler yerdeyken başkan sen niye bu kadar barış konuşuyorsun diyenleri de duyuyorum. Mesajları da ulaşıyor. Gittiğim yerlerde de ifade ediyorlar. Onların bu kabarmış öfkesini, duygusunu çok iyi anlıyorum. Ama bilsinler ki bizim daha büyük felaketlerden kurtuluşumuzun tek yolu budur. Biz bu çizgide ısrarcı olmalıyız. Halk adına, çocuklarımız adına, daha fazla ölüm olmaması adına bu çizgide ısrarcı olmalıyız. HDP barışçıl çizgisini koruyacaktır, ilkeli duruşunu koruyacaktır. Bakın Leyla Hanım'ın, Leyla Zana'nın Cumhurbaşkanı ile biliyorsunuz bir görüşme mevzusu oldu. Aylar önce bir talepte bulunmuştu. Cumhurbaşkanı da görüşebiliriz dedi. Biz de parti olarak görüşmede bir sakınca yoktur. Partimiz adına bir randevu talebi değil ama Leyla Zana barış için çırpınan bir siyasetçidir. Kan dursun, şiddet dursun diye uğraşan, bütün milletvekillerimiz gibi çaba sarf eden bir siyasetçidir. Görüşebilir. Umarız bir şey çıkar. Çok umutlu değiliz ama hani görüşmek istiyorlarsa da partimiz buna karşı değil dedik. Cevapları gördünüz. Yok yemin edecekmiş, şunu konuşmayacakmış, öbürünü yapacakmış. İşte budur diyalog anlayışları. Karşısında köle görmek istiyor. Karşısında biat etmiş, talimatla, emirle hareket edenleri görmek istiyor. Kimseyi karşısında eşit olarak görmek istemiyor. Böyle bir şeyi kabul etmiyor. Bu yüzden Leyla Zana'ya karşı bu kadar günlerdir hakaret yazısı yazıyorlar. Yemin etmezse olmazmış. Niye yemin etmezse barış konuşamıyor mu bir insan? Senin sarayda her konuştuğun yemin mi etmiş? Muhtarlar yeminli midir? Fukaraları gece gündüz çağırıp beyinlerini ütürüyorsun. Hepsi yemin mi etmiş? Saraya girmek için yemin şart mıdır? Bir milletvekilimiz bu konuda duyarlı davranacak, eleştirileri göze alacak, kendine yönelecek, bütün o saldırıları göze alacak, barış adına bir şey yapmaya çalışacak. Sen hakaret edeceksin. Leyla Zana yemin eder mi etmez mi kendi bileceği iştir. Biz saygı duyarız, bütünüyle de arkasındayız. Bugün çıkar yemin ediyorum dese de Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla değil, parlamento çalışmalarına katılmak için ben yeminimi tekrar ediyorum dese arkasındayız. Hayır, asla yeminini tekrar etmem derse, ki zaten bu şekilde ifade ettiği, ben eksik yemin etmedim diyor, ben fazla yemin ettim diyor. Yine arkasındayız. Yine arkasındayız. Kimin barış, kimin diyalog yanlısı olup olmadığı şu basit örnekten bakın net bir şekilde ortaya çıktı. Milletvekillerimizin tamamı 59 kişiyiz parlamentoda. Tek yüreğiz, tek sesiz. Herkesin bunu bilmesi lazım. Buradan kimseye ekmek çıkmaz. Bunu iyi bilmeleri lazım. HDP grubu tek vücut olarak ilkeli barış savunuculuğunu, ilkeli HDP demokrasi ve özgürlük savunuculuğunu sürdürecektir. Sahada halkıyla birlikte parlamentoda halkın sesi olacak şekilde çalışmalarını, çabalarını sürdürecektir. Umut ediyorum ki bu zor günleri kısa dönemde, kısa sürede bu dayanışmayla birlikte aşacağız. Bu ruhu, bu inancı ben bütün arkadaşlarımda görüyorum, halkımızda görüyorum. Türk halkına, Türk kardeşlerime, diğer halklardan, inançlardan olan bütün kardeşlerime de bu duyguyla bu grup toplantısında seslendim. Umut ediyorum ki sesimiz yüreklerde, yankılarını kulaklarda yerini bulacaktır. Bir kez daha hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Açlık grevindeki arkadaşlarımı özellikle kutluyorum. Cizre'den de en kısa sürede sağ salim bir şekilde sonuç alma temennisiyle hepinize bu hafta başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun.